Çektim imdat. Seni ben çok çektim. Çektim ben seni. Başkalarına bir şey yok ya. Herkese var. Ya biz kendimizi özel çekiyoruz. Karışamazsınız ki. Oranın ki ayrı buranın kamerası. Ha, o başka, o zaman git dağlara. Ya biz buraya çekecek, buraya geldik. Sana... Şu anda Alışlı Köyü'ne gelmiş olduk. Derneğimizde hep köy halkıyla beraber. Şu anda hozanlarımız var. Ve bütün misafirlerimize hepsine hoş geldiniz diyorum. Saygılarımla. Nasıl ya? Çektim şurada yukarılara. Çektim. Tabii çektim. Thank you.
Deniz kalan aldım ben. Biz. Evet, halk aşıklarımız kaç. Ali abi, aşığım ondan kaç. Evet, halk aşıklarımız karşınızda sayın seyirciler. Onun yaşar size karşı bir karşılama. Öyle mi? Karşılama değil yani. Bu benim abim. Emel hocam. Köyden sevdim bu. Karşılama mı deniyor? Ceyran var mı? Ceyran. Hoş geldiniz. Yumanlarıya bak be, güzel. Para yatıracağız diyorum, para. Kaçmayacağız sen de. 2000 liradan kaçmayacağım, ben söylüyorum değil mi? Ya gelin gelin, daha da Ses, 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 ses.
Şimdi şuraya da Kurtay yeter. Hoş geldin. Şey nerede? Sen ona iki kişi ver aynı anı. Kurtay dedi. Ben o işten anlamıyorum. Kurtarı bul. Kurtar koysun buraya. Niye gidecek? Yükçü arıyorlarmış. Tamam. Nasıl görüyormuş? Abi ne Allah'ın kesin. Sağ başlanmış. Ses. Ses düzeni, ses. Lan bu yana döndürme konuşken. Ses düzeni. Evet. Ses. Bir sigara yanınca o kadar çekilir aslanım. Yine diyorum, ben gidip de. Ses düzeni. Bir iki. Ya uzundan bize de çektim. Ya. Söyle yola. O kim la? Çek. Çek hadi çıkartın. Ha. Su. Onu kim yaktı lan? Bir iki. Nasıl güzel diye doğuştuk diyor bak hani. Tamam. İyi misin? Ses. Ses. Sen burada ben de. Amca oğlum ben de hoş geldin. Amca oğlum ben de soyadım bir yavaş. Şu kamerayı bu yana tut. Vallahi gözlüğüne bir tane çekeceğim. Adamla bir araya geldik. Bir daha nerede bulacak birbirimizi ya? Bulduk ya. Zaten bir de mezara gelince böyle. Mezara nerede kurduk? Orada mı hiç bilmiyorsun? Buraları anarsın. Adam ne oluyor? Ne var şimdi? Hayır. 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 Pehlivanlar gelmiş, bekliyorlar. Güreşmek isteyen hemşerilerimiz varsa isimlerini yazdırsınlar, güreşe hazırlasınlar. Emirler rakip bekliyor. Duyuralım. Aşıklarımız Zeki Erdali, Aşık İsmail Erdali, sanatçılarımız olarak geldiler. Onlar da programlara hazırladılar. Biraz daha program başlayacaklar. Şenliklerimiz hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Değerli hemşehrilerim, Alışlıköy Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin hazırlamış olduğu 2004 yılı ikinci yayınlar şenliğine hoş geldiniz.
şenliğimizin köyümüze, halkımıza olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Kullarınız varsa isimlerini buraya yazdırabilirler. Güreş yapılacak. Sizlerin de bu konudaki gayretlerini bekliyoruz. Değerli hemşerilerim, biliyorsunuz ki dernekler köyden göçmüş olan insanların zaman zaman bu şekilde bir araya gelmesini, birlik ve beraberliğin en iyi şekilde çoğalmasını sağlayan örnek sosyal ve kültürel alanları oluşturan önemli organlardan birisidir. Ben köyüne herhangi bir vesileyle gelemeyen insanlarımızı kaynaştırmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bu yılda ikinci yayla şenliğini düzenlemiştir. Derneğimize üye olmayan hemşerilerimizden kısa zamanda derneğimize üye olmalarını, üye aidatlarını muntazam ödemeyen canları ölçüsünde ödemelerini kendilerinden bekliyoruz. Atalarımızın dediği gibi damlaya damlaya göl olur. Bir insanın gayretiyle istenilen seviyeye gelinemez ama bu paralar bir yerde toplandığı zaman gerek köyümüz gerek de başka alanlarda, sosyal ve kültürel alanlarda daha iyi şekilde kullanılmış olur. Sizlerin de bir yerlerde hayırlar olmuş olur. Ve böylece güzel şeylere, hayırlara en küçük yardımlarınızla desteğini sağlamış olursunuz. Sizlerden beklediğimiz bu durumu sizlerden bekliyoruz. Derneğimizin biliyorsunuz ki sosyal ve kültürel faaliyetleri devam etmektedir. Bu sene içerisinde köyümüzün okulunun içinin badana işleri, öğrencilerimize kırtasiye ve benzeri yardımlar dağıtılması, camimizin bazı konularda yardım edilmesi, Kur'an kursu ve aynı zamanda köyümüzün dışında olup da hastane ve benzeri konularda olan konularda da maddi ve manevi olaraktan bu iyi hizmetin gelmesi sizlerin desteğine bağlıdır. Bilerimi sunuyorum. Evet, sevgili Alışıköy'lü hemşehrilerimiz, programa başından önce hepinizin saygıyla selamlarım, Allah'ın selamı cümlemizin üzerine olsun. Sağ olsun başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Tabii ki birlikten kuvvet duvar. Siz burada vardınız, biz de öyle geldik program yapmak için. Dağın başına geldik, kime program yapacağız? Kutlara mı yapacağız? Değil. İnsanlarla beraber olmak çok güzel bir şey. İnsanların elden zelim elden öpüştüm. Hüzünlü çiçeklerin özü sendedim. Yanıldan zelim elden öpüştüm. Hüzünlü çiçeklerin özü sendedim. Balon çekersin üstüne. Gönüler ya, çekilin. Sevmemek ne demek adı olur mu? Sevmeyenin hiç muradı olur mu? Sensiz bu dünyanın tadı olur mu? Ömrümün lezzeti tuzu sendedir. Sensiz bu dünyanın tadı olur mu? Ömrümün lezzeti tuzu sendedir. Ne yapalım? Bu yaylada da rahmet olur. Başka bir şey olmaz ya. Evet. Evet. Yatırmış yarasına merhem sürebilseydim
hasta yatağımış, yarasına merhem sürebilseydim. Sevdası uğruna can halı betermiş, kavuşuklarıma sarabilseydim. Ömrüm ömrüm bilseydim, can yoldaşım bilseydim. Sevdası uğruna halı betermiş, ömrüm betermiş, kavuşup bağrıma sarabilseydim. Ah alacan sarabilseydim, ömrüm ömrüm bilseydim. Yutamaz bu hicran yüzünden anacan rahat edemez. Belki de yataktan kalkıp gideriz, varıp da boğuluna anacan girebilseydim. İsterdim ömrüme girebilseydim, varıp da boğuluna girebilseydim. Bilseydim can kalkmaz aradan. Tek burada arzum senden yarası bir evladı varmış. Babası ne deseymiş, oğlu onun tersini yapıyormuş. Diyormuş yavrum işte şu sandalyeyi buradan kaldır. O getirin yanına bir tane daha koyarmış. Aksini yapıyor. Bir gün işte babası geliyor 70-80 yaşında, oğlu 35-40 yaşlarında, derin bir sudan geçmek durumunda kalıyorlar. Babası yaşlı, sudan geçemiyor. Dolayısıyla oğlu bunu sırtına almak zorunda. Suyun bir kısmına gelince babasının ayakları suya batıyor. Oğlunun huyunu bildiği için diyemiyor ki yavrum azıcık beni yukarı kaldır, ayaklarım suya batıyor. Dese aşağı indirecek, suya batıracak. Ulan diyor ne yapsam ki bu çocuk beni sudan kurtarsa, desem beni suya batıracak. En iyisi diyor ben de bunun gibi ters konuşayım. Diyor yavrum ben rahatsız oldum, beni azıcık aşağıya indir. Deyince çocuk uyanık, anlıyor ki babasının ayakları suya batıyor. Suyun iyice derin yerine geliyor, orada duruyor. Diyor ki baba 40 yaşına geldim şimdiye kadar hep sözünün tersini yaptım. Ama şimdi düzünü yapacağım diyor, babasını suya basıyor. Babasını suya basıyor. Şimdi benim bu söylediğim şiir de ona bağlı. Şiirde dikkat ederseniz kesinlikle kabul yok, red vardır. Diyorum ki duydun doğruları eğmiş bükmüşsün insana. Bir şey daha duydum, baban dövmüşsün, ananın da ak saçına sövmüşsün, koruyu komşu evden dövmüşsün, ne güzel etmişsin, aferin sana. Dediler ki paran gitmiş kumara, rakibin şeş sen atınca duvara, çocuklar acından çıkmış duvara, ne güzel etmişsin, aferin sana. Varsın çıksın baş ver, sen bak işine, sıkı sarıl okillerin taşına, küller elemişsin kendi başına, ne güzel etmişsin, aferin sana. Aladağlı söyler ama ciğeri yanar, acıdan sözleri tersine onar. İnsanı gayretten olmuşsun kenar, ne güzel olmuşsun, aferin sana. Allah işini rast getirmesin diyorum. Ne diyeyim? Değil mi? Evet Cenab-ı Allah bizi... Kolda kim var, kim yok, kim gelmiş, kim gidip göremiyoruz. Gelen dostlara, gelen başkanlarımıza sefa geldin, hoş geldin diyoruz. Ama isimlerini bilmediğim için ancak böyle diyebiliyorum. İsim de gelmedi. Hepsine hoş geldin diyoruz. Göz üstüne geldiniz, sefa geldiniz. Bu güzel gün hepimize hayırlı, kutlu olsun diyoruz. Muharebe meydan misali, daldım çıkamadım çıkarmadılar. Hayat muharebe meydan misali, bir savaş canımdan bezar, oldum çıkamadım çıkarmadılar.
Gürzeler çıktı yoluma, adım adım yaklaşırken ölüme, çileyi kederi sardım dalıma, aldım çıkamadım çıkarmadılar, çileyi kederi sardım dalıma, aldım çıkamadım çıkarmadılar. Ya gamsızlık ettim bıraktım, her şeyi bir yana attım bıraktım, sırtımdaki yükü ittim bıraktım, saldım çıkamadım çıkarmadılar. Bu sefer sorumsuz zavallı oldum, birazcık düşündüm kendime geldim, ne derde dayandım ne sefa buldum, güldüm çıkamadım çıkarmadılar. Ne derde dayandım ne sefa buldum, güldüm çıkamadım çıkarmadılar. Gerçeği düşündüm, eyledim rahat, hak yoluna vardım, buldum selamet. Gerçeği düşündüm, eyledim rahat, hak yoluna vardım, buldum selamet. Hayatın şekli bu, kader ve kısmet, buldum çıkamadım, çıkarmadılar. Havadarlı her şeyin bir yeri var, bu dünyanın zararı var, karı var. Beni bana bırakmayan biri var, bildim çıkar. Bizi ağırtmanız lazım. Efendim tabii ki bunlar işin esprisidir. Bu muhabbet yapıyoruz. Adamın birisi Mevlüt okutmuş. İşte çocuğuna demiş ki yavrum git bütün Avuçlu köyünün komşuları hepsini çağır ama İzzet Başkan'ı çağırma demiş. Çocuk acaba niye? Onu biraz yarım ağız çağır demiş. Herkesi çağırıyor, işte bütün komşuları çağırıyor. Babam Mevlüt okutuyor diyor, sizi de çağırıyor. İzzet Başkan'a gelince elini böyle ağzının bir kısmını kapatıyor. Yavrum güzel de niye öyle elini ağzını kapatıyorsun? Vallahi ne bileyim, babam bana dedi ki biraz yarım ağız çağır da onun için çağır. Öyle elimi ağzımı kapattım. Öyle anlamış çocuk demek ki. Belki babasının ondan karnı ağrıyorsa. İşte sizin alkışlarınız biraz yarım ağız olur. Beni boş verin o arkadaşımıza. Alkış çok gerekecek, kendinize ona göre ayarlayın diyorum. Küstüm. Ben o yara söz verdim de gitmedim. Ağladım, incildim, küstüm. Dün kesar oldu mektup atmadım, ağladım incildim, küstüm yar küstüm, küstüm can küstüm, can yoldaşım küstüm. Dün kesar oldu mektup atmadım, yar atmadım, ağladım incildim, küstüm, can yoldaşım küstüm. Aşkı çekme kömüre zarar, yutkur.